İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın 95 nolu kararnamesi. Tarihçi Aşot Harutyunyan, Batı Ermenistan tüm Ermeni halkının çıkarlarının ve haklarının savunucusu olabilir. Rusya, Ermenistan olmadan var olamaz. Bakü Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Şair ve devrimci Nubar Yalımyan'ın ölümünün 40. yıl dönümü. Cavahkın Jidanov köyünde doğalgaz arzı sorunu henüz çözülmedi. Ermenistan Cumhuriyeti resmen Dünya Boks Konseyi üyesi olarak tanıtıldı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Agaprahamyan, Ulusal Meclis Milletvekillerinin olağan seçimlerinin düzenlenmesi ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bir sonraki devlet başkanlığı seçimine ilişkin 95 nolu kararnameyi 24 Ekim 2022 tarihinde imzaladı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi tarafından düzenlenen Batı Ermenistan'ın meydan okumaları konulu konferansın ikinci gününde tarihçi Aşot Harutyunyan, tarihsel adaleti yeniden tesis etmenin yasal temeli hakkında şunları kaydetti. Ermenistan Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler'de bile Türkiye'yi ve ona bağlı Azerbaycan'ı kınama, Ermenistan'ın batı vilayetleri, Kilikya ve Ermenistan'ın Kur Araks topraklarının işgali ve Ermenilerin yurdundan edilmesi konusunu gündeme getirmedi. Bağımsızlık fikrinin devalüasyonu, birleşik bir ulusal ideolojinin olmaması, ileriye dönük bir stratejinin olmaması ve devam eden Azerbaycan işgalleri koşullarında Yerevan'a sığınan Şuşi'den sınır dışı edilen Ermeniler umut dolu gözlerini Artsakh'ı Batı Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ve Batı'nın gelişmiş ülkeleriyle işbirliği alanına girerek üç Ermeni devletinin geleneksel siyasi seyrini değiştirebilen ve tüm Ermeni halkının çıkar ve haklarının savunucusu olabilen Batı Ermenistan hükümetine çevirdiler. Artsakh Ermenilerinin maddi ve manevi acılarını dindirecek stratejik düşüncenin temellerinin 1912 yılında Batı Ermenistan Ermenilerinin ulusal politik temsilcisi organı olan Ulusal Delegasyonun Başkanı Boğuz Nubar Paşa tarafından atıldığını hatırlayalım. Konuşmanın tamamını Batı Ermenistan televizyonu olan Western Armenia TV'nin YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Rusya Federasyonu Devlet Duması'nın Bağımsız Devletler Topluluğu İşleri, Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkileri Komitesi 1. Başkan Yardımcısı Kazbek Taysayev, bugün Ermenistan'ı Rusya'sız, Rusya'yı da Ermenistan'sız hayal edemeyeceklerini ifade etti. Ülkelerimiz kimsenin elinden alamayacağı büyük bir zaferle bağlıdır. Aynı zamanda ortak kültür, tarih, din ve inançla da birbirimize bağlıyız diyen Taysayev, Ermenistan Cumhuriyeti ve Rusya'nın sorunlarının çözümünde parlamenter işbirliği bileşeninin daha da önemli bir role sahip olması gerektiğini belirtti ve Ermenistan Cumhuriyeti Meclisi'nde yapılan görüşmeyle ilgili iki parlamentonun gelecekte atacağı adımlar konusunda mutabık kaldık. Yukarı Lars'ta başarılı bir işbirliği deneyimimiz var. Lars'la ilgili sorunlar var. Bu sorunlarla ilgili sonraki adımlarda yardımcı olacak bir yol haritası oluşturulacak, dedi. Armen Press tarafından bildirildiğine göre Azerbaycan'ın İran İslam Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Ali Alizade, 10 Kasım'da İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Azerbaycanlı yetkililerin açıklamaları ve Azerbaycan medyasındaki İran karşıtı düşmanca yayınlarla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı denildi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu sürecin bir an önce durdurulmasını umduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Azerbaycanlı diplomata yaptığı açıklamada bu sürecin bir an önce durdurulmasını ve bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz, dedi. 5 Kasım Ermeni diasporasının 80'ler kuşağından yazar, şair ve devrimci Nubar Yarımyan'ın Hollanda'nın Utrecht kentinde MİT tetikçileri tarafından katledilişinin 40. yıl dönümüydü. 1957'de Ermeni Varto aşiretinin bir üyesi olarak doğan Nubar, 1969'da ailesiyle birlikte İstanbul'a göçmüş, öğrenciyken 1974-75 yıllarında devrimci harekette yer alarak
partizan saflarında örgütlenmiş, 1978'de Hollanda'ya giderek 12 Eylül cuntasına karşı yurt dışındaki direnişte aktif olarak yer almıştı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Ninons Minta Belediyesi'ne bağlı Jdanov köy sakinleri doğalgaz hayal etmekten vazgeçmiyor. Normal yollardan da mahrum kalıyorlar. Kışın yoğun kar yağışı sadece köy içi yolları kapatmakla kalmıyor, aynı zamanda köyü şehirden de kesiyor. Jdanov'da yaklaşık 100 aile yaşıyor. Ancak her yıl normal, temel yaşam koşullarının olmaması nedeniyle aileler köyü terk ediyor. Bu yıl 6 aile köyden ayrıldı. İnsanlar rahat, iyi koşullarda yaşamak istiyorlar. Bugün köyde doğalgaz yok, evler odun ve hayvan gübresi yakılarak ısıtılıyor. Köy ağırlıklı olarak hayvancılıkla uğraşıyor, ekilebilir arazisi de az. Bazılarının küçük çiftlikleri, bazılarının büyük çiftlikleri mevcut. Ermenistan Cumhuriyeti Profesyonel Boks Federasyonu'nun basın servisinden bildirildiğine göre, Dünya Boks Konseyi'nin Meksika'daki 60. Kongresinde örgütün başkanı Marusio Süleyman, Ermenistan Cumhuriyeti'ni Dünya Boks Konseyi'nin bölgedeki temsilcisi olarak resmen takdim etti. Mesajda taraflar işbirliği perspektiflerini tartıştılar. Anlaşmaya göre 3 Ermeni boksör Rafael Simonyan, Aram Fanyan ve Valeri Hovanisyan reyting mücadelesi verecek denildi. Ermenistan Cumhuriyeti Profesyonel Boks Federasyonu Başkanı Garni Garotunyan, Ermeni boksör Noel Mikaelyan'ın şampiyonluk kemeri mücadelesine katılması için başvuruda bulundu. Şampiyonluk mücadelesinin Ermenistan Cumhuriyeti'nde gerçekleşeceği de göz ardı edilmedi. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sena Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Desteğiniz, bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesis için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung topluluğu tarafından seslendirilen Şadah yöresinin Ermeni halk şarkısı Dik Zargem adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.